Hanımlar beyler selamlar. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayım. Ve artık yıllar sonra mikrofonluyum. Çok yazıyordunuz bunu. Can abi, Can Bey niye mikrofon kullanmıyorsun diye. Bir kişi de düşünmedi ki şu adama bir mikrofon hediye edelim, şu adama bir kamera hediye edelim diye. İşte bir teşekkürüm var sevgili Ümit Erdim. Biz onunla birkaç hafta önce Tuzluca'da beraberdik. Dacia'nın yeni model arabası Jogger'ın tanıtımında denk geldi, tanıştık. Beraber iş yaptık. YouTube kanalımdan bahsettiğim izledi. Bana çok güzel akıllar verdi ve beni çok duygulandırdı. Bana hem mikrofon hediye etti hem kamera hediye etti. Abi dedi, sen dedi bu işte belli ki dedi yenisin. Aslında yeni değiliz ama doğru, haklı, bu işin ustası. Benim hocamdır yani artık bu konuda Ümit Erdim. Ve böyle bir jest yaptı. O yüzden çok rahatım. Çok güzel bir şeymiş bu. Bak, bağırmak, çağırmak, videoya yaklaşmak yok. Şaka bir yana, ona buradan selamlarımı yolluyorum. Beraber de video yaptık. Şimdi bana verdiği akılları da dinliyorum bak. Görüyorsun hocam. Beraber çektiğimiz videoyu da koyacağız böyle yukarıya linke. Oradan tıklayıp izleyebilirsiniz. Tuzluca Tuz Mağarası, çok güzel video yaptık. Zaten benim bir videom vardı hatırlarsanız. Ama onunla yaptığımız video bambaşka oldu. Buradan ona çok selamlar yolluyorum. Tesadüfen de Kocaeli'deyiz. Kardeşimin memleketindeyiz. Burada böyle bir video atmak istedim. Çünkü yine çok istek geliyordu. Hani İstanbul civarından bir video diye. En son geçtiğimiz yazdı sanırsam. İğneada videosu yapmıştık. Yine İstanbul yakınında bir yerdeyiz. Karamürsel'deyim. Karamürsel'e uzun zamandır gelmek istiyordum. Aralık ayındayız. 2022 hafta içi hazır dedim, boşluğum var. Gidelim. Güzel bir video yapalım. Ve Aşıklar Tepesi denilen yerden başlamak istedim. Gerçekten de bir tepedeyiz. Ve muhteşem bir İzmit Körfezi manzarası. Şansımıza hava da çok güzel. Osman Gazi Köprüsü de gözüküyor. Bakın şöyle ilerlerde. Bugün biraz sisli ama en azından yağmur yok. Osman Gazi Köprüsü'nden geçerek geldim. Saat 9'da yola çıktım. İşte Suadiye Bostancı'dan hareket ettim. Şöyle söyleyeyim, 1 saat 10 dakikaya geldim. Köprüden geldim ben ama siz isterseniz tabii Körfez'i de dolaşarak Karamürsel'e gelebilirsiniz. Onu size bırakıyorum. Çünkü tabii sonuçta şimdi gidiş dönüş bir 400 liraya yakın para vereceğiz köprüye. Ama isterseniz hani az yakan bir arabanız varsa Körfez'i dolaşıp da Karamürsel'e gelebilirsiniz. Ama dediğim gibi 1 saat 10 dakika, 1 saat 15 dakikada İlk çıkıştan çıktım. Yalova, Altınova olması lazım. Ve ilk olarak da direkt Aşıklar Tepesi'ne geldim. Zaten son videolardan artık alıştık. Siz de biliyorsunuz, doğaçlama gideceğim. Bir hazırlığım yok. Karamürsel tarihini tabi az çok bilirim. Bitinya'dan dolayı, Bitinya İmparatorluğu'nun önemli bir sayfiye yeridir. Tabi Nikomedya'dır başkenti Bitinya'nın. Yani bugünkü İzmit. İşte Nikomedya'nın sahil kasabalarından birisidir. Yeni adıyla Karamürsel, eski adıyla Pratenya olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Karamürsel Bey'in mezarına gidince tarihe biraz daha gireriz. Ama bence siz de buraya gelince, hemen köprüden çıkınca, tabelalarda var zaten. Şimdi fotoğraf koyayım. Buraya gelin. Arka tarafta bakın böyle güzel de bir restoran var. İsterseniz burada bir çay, kahve, kahvaltı da yapabilirsiniz. Gerçi şu an hafta içi kapalı gibi duruyor ama ben kahvaltıya Papuli'ye gideceğim. Papuli diye bir köy evi var. Bir arkadaşım tavsiye etti. Kahvaltıyı orada yapacağım. Buradan herhalde yakındır. Bakacağız. Doğaçlama gidiyoruz yani. Karamürsel'i tanıtacağız sizlere. Bakalım nasıl olacak. Yeni videomuz hayırlı uğurlu olsun. Karamürsel. Bakın şurada ilçe merkezi. Bu videoda keşfedeceğiz Karamürsel'i. Haydi bakalım. Aşıklar Tepesi'nden Papuli köy evine geldim. Yalnız bir tavsiyem olacak. Şöyle yapın. Lokasyona yazınca direkt çıkacak zaten. İki yol gösteriyor. Ya sahile indiriyor ya da yukarıdan bir dağ yolundan gösteriyor. Ben dağ yolundan geldim. Bilmediğim için biraz riske girdik ama şansımız o kadar güzel bir yol çıktı ki. İznik'e giden yolu zaten soldan navigasyon sizi gösteriyor. Buraya çıkaracak yani. Muhteşem köylerin içinden geçiyorsunuz. Çektim de videoya. Zaten Karamürsel'de şaşıracaksınız. Bu yukarıdan gelirken her yer meyve ağacı. İşte Trabzon hurmaları gördüğüm, narlar gördüğüm, zeytin ağaçları, bahçeleri. Muhteşem böyle bir güzellik. O yüzden mutlaka yukarıdan gelin. O yukarıdaki dağ yolu sizi bu köye indirecek. Ve zaten Çamçukur Köyü de başlı başına güzel bir köy. Şöyle ki hikayesi var. 93 Harbi'nde Osmanlı biliyorsunuz kaybediyor Ruslara ve Ruslara verecek savaş tazminatı yok. O yüzden şehirleri vermiş. Artvin de bunlardan biri. Artvin'in Arhavi köyündeki vatandaşlar oradan buraya göç edip buraya yerleştirilmiş. Yani bu köyün geçmişi Karadeniz'e dayanıyor. O yüzden de Papuli köy evi de, yine onun da fotoğrafını koyacağım şimdi arkaya, Doğu Karadeniz evlerinin aynısı mimari olarak göreceksiniz. O yüzden bence köyde de bir yürüyüş yapın. Ben şimdi gidemeyeceğim. Erkansas diye ayrı bir güzel bir çiftlik varmış. Kansas'tan geliyordu Erkan Bey sahibi. Oraya da gidip bakabilirsiniz. Şimdi Papuli köyüne geldik. Burada çok güzel bir kahvaltı yaptık. Zaten Papuli Lazca dede demek. Şimdi ben bu yaz takipçiler bilir. Instagram takipçileri özellikle. Bu arada hazır bahsetmişken Instagram'da takibe zaten devam ediyorsunuz. Lütfen kanala abone olmayı da unutmayın. Bakıyorum şimdi istatistiklere. Geçen merak ettim. %50'den fazlası abone olmayanlar izliyor. Yani izleyenler şuradan alttan bir abone olacak. Lütfen, bunlar önemli. Hem benim kanal hem Ümit Erdim. Ümit Erdim'e de abone olmayı unutmayın, tamam mı? Ve Papuli dede demek Lazca. Buraya da gelince işte muhlama bile yedim, özlemişim Doğu Karadeniz'den. Yazın 1,5 ay oradaydım biliyorsunuz. Artvin'deydim. Yani kendimi bir anda sanki Doğu Karadeniz turunda hissettim. Ama dedim gibi ben şimdi pazartesi geldim. Pazar günü çok kalabalık oluyormuş. Konuştum içeride. Mutlaka rezervasyon yapın. Hatta gelebiliyorsanız hafta içi gelin diyeceğim ama haklısınız. Şimdi mesaisi olanlar, cumartesi pazar çalışmayanlar mecbur pazar günü gelmek zorunda. Diyeceksiniz ki biz senin gibi rehber miyiz yani, hafta içi nasıl gelelim? Ama hani gelebilirseniz hafta içi gelin. Demin çok rahattı. Rahat muhteşem bir kahvaltı yaptım yani. Mükellef bir kahvaltıydı. Muhlama bile yedik işte. Mıhlama değil ama muhlama, bak bunu düzeltelim. Hep mıhlama deniyor. Bakıyorum bazen yazanlar. Ve kişi başına 200 lira verdik. Ama güzel, değdi yani. Tavsiye ederim. Fazla fazla her şey vardı. Bence siz de böyle yapın. Bir Aşıklar Tepesi'nden yukarıdan gelin. Papuli köyünde kahvaltınızı yapın. Bu arada burası otel aynı zamanda. 7 odası varmış. Konakta kalınabilir yani. İsterseniz hafta sonu gelebilirsiniz. Muhteşem körfez manzarası var. Şimdi artık yavaş yavaş aşağı iniyorum. Karamürsel şehir merkezine inelim. Bakalım orada neler keşfedeceğiz. Çamçukur Köyü'nden navigasyona Karamürsel Anıt Mezarı yazınca hemen arkamda gördüğünüz mezara geliyorsunuz. Ayrı bir yoldan indirdi beni. O kadar güzel bir yol ki kendimi yine Doğu Karadeniz'de hissettim. Hani gerçekten de bir Laz köyü. Bunu siz de hissedeceksiniz. Ve Karamürsel'in şöyle bir mozaik yapısı var. Sahil kesiminde de boşnaklar yaşıyor. Yani nüfusun yarıya yakını boşnak. Hatta yanlış bilmiyorsam belediye başkanı da boşnak kökenli. Yani hem Balkan hem Kafkas, böyle bir yer Karamürsel. Aslında tabii dolgu, yani bu binaların arka tarafındaymış hemen liman. Bunu niye anlatıyorum? Çünkü mezarın bulunduğu yer çok önemli. Çünkü Karamürsel Alp, ki kara lakabı kendisine Orhan Gazi tarafından verilmiştir. Aslında Mürsel Alp bir vasiyette bulunuyor. Vefat ettikten sonra diyor, sırtımı dağlara, yüzümü denize verin. Şimdi gerçi tabii deniz kapanmış ne yazık ki, ama yine de hemen arkamızda liman bulunmakta. Arka tarafta da Samanlı Dağları var. Hani bu Kartepe Kayak Tesisi var ya, bunun devamıdır. En yüksek noktası 1600'ler. Yani siz İzmit Körfezi'nin kuzeyinden yolculuk ederken şöyle sağ tarafa baktığınızda, Ankara yoluna giderken tabii gördüğünüz o dağlar Samanlı Dağlar, yani bunun arka kısmı. Dolayısıyla vasiyete uyulmuş ve buraya defnetmişler. Ama biraz bahsetmem lazım Mürsel Alp'ten. Kendisi Karasi Beyliği'nin aslında bir kumandanıdır. Osmanlılar Karasi Beyliği'ni yendiği ve bünyesine kattığı vakit Orhan Gazi davet eder ve der ki benim donanmamın başına geç. Dolayısıyla şunu çok net söyleyebiliriz. Bahsettiğim yıllar 1326-27, Osmanlı'nın ilk amiralidir. Osmanlı'nın ilk kaptanı deryasıdır. Ve hatta Osmanlı'nın ilk gemi mühendisidir. Çünkü kendisinin baştan başa dizayn ettiği, bugün dahi literatüre geçen Karamürsel çektirmesi dediği böyle hafif hem yelkenli hem kürekli bir gemi türü vardır. Bunlara denizcilikte çektirme ya da çektiri derler. Mesela kadırga. Bunun adını bilirsiniz. Kadırga da bir çektirmedir. Çünkü hem kürekli hem yelkenli. O kadırgaların daha da üstü var. Baştarda. İtalyancadan gelir kelime aslında. En baştaki komutanın kullandığı en büyük gemiye baştarda derler. Yani kadırgada Karamürsel çektirisi de bakınca aynı gruptadır ama bu daha ufaktır. Kendisi dizayn etmiştir. Hatta işte 30, en fazla 28-30 kişilik falan içinde bir işte kürekçisi olan, 40'ı geçmeyen bir personelle hem İzmit Körfezi'nin hem sonrasında Marmara Denizi'nin fethini bu vesileyle yapmıştır. Yani bir anlamda gemi mühendisi. Şimdi Önce Karamürsel'i Bizans'tan alıyor. Adettir zaten. Fethettiği yerin adını Orhan Gazi Kara lakabıyla beraber ona veriyor. Ve daha sonrasında Körfez'in ağzını kapatıyor. Bu Karamürsel çektirmeleriyle, o gemilerle beraber ve İzmit'in eski adıyla Nikomedya'nın fethini de bu vesileyle sağlıyor. O yüzden çok önemlidir. Bu bağlamda tarihsel süreçte de Karamürsel'den biraz bahsetmek gerekir diye düşündüm. İşte mezarı da burada. Önemli bir kahramandır. Şimdi istedim ki şehir merkezine gitmeden önce, yani sahile gitmeden önce hem bir ziyaret edelim hem bir dua edelim. Çünkü birçok ilke sahiptir Mürsel Alp, namı diğer Karamürsel ve işte onun adıyla anılan bir ilçe. Böyle güzel bir tarihçesi de var. Şimdi bakalım sahile inelim. Bakalım neler göreceğiz. Karamürsel ilçesinin merkezi. Tabi burası aslında baktığımız zaman ne demiştik? Ta Bitinya döneminden beri bir yazlık sayfiye yeri. Aslında bugün bile öyle. Yani nüfus 55.000-60.000 civarı bakınca yukarıdan inerken sanki kendimi böyle dedim ya, Karadenizli hissettim. O bir an deniz karşıma çıktı falan. Hep yazlıklar var, müstakil evler var. Böyle bir yer. Şimdi inelim. Devam edelim, bakalım neler bulacağız. Çok güzel bir sahil şeridi, 4 kilometre uzunluğunda. Hani tabelada yazıyor ya, huzurun başkenti, gerçekten öyle. Ve burada yürüyüş yaparken aklıma şu geldi. Daha önceki videoları takip edenler bilir. Çita Slow diye bir İtalyan belediyeler birliği var ya, biliyorsunuz bizim ülkemizden de şimdi 20'ye yaklaştı yanlış bilmiyorsam. Yani sakin şehir anlamına gelen bir kelime Çita Slow. Bu birliği aslında Karamürsel çok rahat girebilir. Hani sesimiz bir yerlere giderse bence o kriterlere Karamürsel uyar. Çünkü bayıldım buraya. Karşı taraf Hereke. Hani şuraya baktığımız zaman İzmit Körfezi. Ama kendimi gerçekten Ege'de falan hissettim. Bu sahil şeridi muhteşem olmuş. Az önce iç kesimlerde yürüyüş yaptım. Trafiğe kapatmışlar. Çok güzel kafeler var, restoranlar var, tatlış kafeler var. Ben de öyle yapayım mı? Arada yapayım değil mi? Ama yani buraya gelirseniz mutlaka sahil şeridinin bir tavsiyede bulunacağım. Araba park etmek için bayağı uğraştım. Belediyenin altında otopark var. Direkt oraya girin. Karamürsel Bey'in mezarının karşısında belediyeyi göreceksiniz. Kocaman, onun altındaki otoparka park edin. Yürüyün, her yer birbirine çok yakın. Daha rahat edersiniz. Bence öyle yapın siz de. Şimdi sahil şeridinde bir yürüyüş yaptım. Enteresan bir bilgi gördüm. Tam şu arka kısımda Balık Adası diye bir ada oluşturulmuş. Bakın gerçekten ada. Çünkü direkt denizin ortasında bir ada. Şimdi birazdan içeriye girip bakacağım. Burada da böyle bir sürü restoranlar, balık lokantaları falan açılmış. Zaten Kocaeli'nin aslında bir nevi balıkçılık merkezidir burası. Birçok lokanta varmış. Şimdi gidip bir etüt edeceğiz, bakacağız yani. Belki yerim de. Gerçi çok kahvaltı yaptık Papuli'de ama oradan bir keşif yapalım. Enteresandır. Orada kocaman bir Türk bayrağı var. 35 metre yüksekliğinde. Bu da dünyada deniz üzerindeki en büyük Türk bayrağı oluyor. Çünkü adaya orası. Bu da hani enteresan olmuş. Balık Adası. Sonradan işte dizaynı yapılmış, renovasyonu yapılmış bir doğal kayalık Balık Adası diye dönüşüme uğramış. Oraya bir gidelim bakalım ne var. Buradan sonra da bir sürprizim daha olacak size. Videonun sonlarına doğru devam edeceğiz. Hadi yürüyelim şöyle. Osman Gazi Köprüsü'nü aldık yine şöyle manzaramıza. Balıkçılar arkada. İşte Balık Adası. Demin de gördüğünüz, kısa video çektim. Hani baktığın zaman coğrafi olarak bir adanın üzerindeyiz. Çok balık lokantası var. Birkaç tane çalışan arkadaşı sordum. Hani en güzeli, makbulü hangisi diye. Farklı farklı insanlara da soruyorum ki böyle durumlarda. Hepsi sarı kanat iyidir dedi. Ama tabii ben şimdi yiyip içmediğim yeri çok önermeyi sevmem. Siz yorumlara bakın yine de. Birkaç tane daha yer varmış. Ben şimdi bir kahve içeceğim. Güzel kafeler de var. Video yavaş yavaş sonlandıracağız. Bir sürprizim daha var demiştim ya, buradan oraya gideceğim. Kahveyi bitirelim. Devam ediyoruz gezmeye. Daha Karamürsel bitmedi. Neler neler var daha, neler neler. Çek şu balıkçıları, çek. Balık Adası'ndan böyle yürüyorum sahil boyunca. Hava da o kadar güzel ki ya, ne kadar kısmetliyiz. Yani Aralık ayı mı, ilkbahar mı, sonbahar mı belli değil. Ve sürprizim var demiştim ya, bakın neredeyim. 1933 yılına dönüyoruz. O zamanlar burası deniz. Ulu Önder Yalova'da. Hani o yürüyen köşk hikayesinin yaşandığı zamanlar. Ve canı sıkılıyor. Afet İnan'la beraber manevi kızı, hadi diyor atlayalım diyor, motora biraz gezelim diyor Körfezi. Ve habersiz bir şekilde Karamürsel'e geliyor. Ve işte burası da belediyenin önündeki iskele, buraya yanaşıyor. Tarih 24 Temmuz. Tabii şaşırıyor insanlar, hiç beklemedikleri için. Buradan o zamanlar tabii arka taraf belediyenin arkası, asıl işte Karamürsel'in o eski zamanları, eski evler, köşkler. Bir kahveye gidiyor. Halk tabii bir anda heyecanlanıyor. Dalga dalga yayılıyor. Onu görmek isteyenler akın ediyor o kahveye. Ve böyle bir gün geçiriyor. Ve bu güne özel olarak her daim burada Atatürk Anıtı'nın olduğu yer, burası böyle bir meydan yapılmış. Her 24 Temmuz'da burada kutlamalar yapılıyor. Böyle bir sürprizle burayı göstermek istedim size. Baktığımız zaman tarihi aslında bir iskeledir burası. Şimdi biraz daha yürümeye devam ediyorum. Halk Plajı denilen Karamürsel'in mavi bayraklı plajı var. Ki Kocaeli'nin de ilk mavi bayraklı plajıdır. Oraya doğru yürüyor. 4 kilometre falan yürüyeceğim artık. Bakalım yolda daha neler göreceğiz. Karamürsel böyle bir yer işte. Sürprizler, sürprizler. Huzurun başkenti. Boşa dememişler. Kordon boyunca yürüdüm. Bir 10-15 dakika daha, bir sürprizim daha var demiştim ya. Bakın şimdi konuyu nereden nereye bağlayacağım. Bacayı gördünüz değil mi? İşte bu baca Karamürsel ile alakalı. O kadar derin bir tarih aslında sahip ki. Osmanlı'nın ilk yerli kumaş fabrikası Karamürsel'di. Şimdi böyle deyince aa evet diyeceksiniz. Tabi buradan sepete de bağlayabiliriz ama onunla alakası yok. Hani biz kumaş diyoruz, bak hani derler ya, ufak tefek gördüğünde Karamürsel sepetimi sandım diye. Bu ayrı bir mevzu. Çünkü onun sapı yok. Bakınca ufak duruyor gerçekten de ama içinde bir sürü meyve oluyor. Meyve sepeti. O ayrı bir mevzu. Bu kumaş fabrikası. Karamürsel Mensucat Fabrikası diye bir fabrika var burada. Çok enteresan. İlk yerli sanayi kuruluşu Anadolu'daki, bakın. Yani bütün her yeri katıyorum. Osmanlı dönemi. Zaten bak şuraya da şimdi 10 sene önce bir tadilat yapıldı. Eklediler. Karamürsel, Fes, Çuha ve Şayak fabrikası diyor. Şayak dediği kumaştır. Ve biraz daha yaklaşın şöyle bak görelim. 1890 yılı. 1890 yılında yani Sultan 2. Abdülhamit dönemi oluyor. Karamürseller tarafından kuruluyor burası. Hatta içinde boşnak vatandaşlarımız da var. Makineler Belçika'dan getiriliyor ama 1921'deki işgal döneminden ne yazık ki Yunan zırhlarından atılan bombalarla fabrika yıkılıyor. Bu bacak alıyor sadece. Bu olaydan sonra İstanbul'a gidiyorlar. Başına yeni ekliyorlar ve yeni Karamürsel oluyor. Yani ne yazık ki kalmadı çünkü işte peyderpey satıla satıla adı gitti. Ama böyle bir maziye sahip. Buraya gelmişken bunu da çekmek istedim. Hani bacası kalmış. Keşke diğer tarafları da kalaydı ama en azından bu şu an koruma altında. Sahildeymiş bakın. Aslında sanayileşme döneminde Osmanlı'da fabrikalar hep sahile yapıldı. İstanbul'da da öyledir. Mesela Beykoz tarafı, keza Halic'in içi biliyorsunuz hep sanayidir aslında. İşte burada da aynı şekilde burası değerlendirilmiş. Şimdi kordondan doğuya doğru yürüdüm ve devam ediyorum. Doğuya yürümeye, yani Körfez'in içine doğru yürümeye devam ediyorum. Biraz daha ileride Halk Plajı var, orayı göstereceğim. Mavi bayraklı ilk plajdır Kocaeli'deki. Çok kısa bir süre yürüdüm bacadan itibaren. Yani hemen aslında şu köşe oluyor ve işte Kocaeli'nin ilk mavi bayraklı plajı burası. Aslında tabii gönül ister ki yazın gelseydim ama Aralık ayındayız. Ama yine de hani kumun güzelliği belli oluyor. Yalnız ben Karamürsel'i çok beğendim. Buraya mutlaka ama mutlaka yazın geleceğim. Sözüm olsun, bir YouTube videosu da yazın yaparız. Yani şu Plajın halini çok merak ettim. Eminim ki çok güzeldir. Şimdi burası Altın Tepe diye geçiyor. Yukarıda zaten Tepe köy diye şöyle bakın bir yemyeşil güzel bir tepe var. Onun üstü de yani tam bu paralelde bizim sabah ziyaret ettiğimiz o Çamçukur Köyü bulunmakta. Yani tam şu istikamette yukarıda tepede baktığımız zaman. Şimdi şu ileri kısımda da yani şu uçta da birazdan oraya gideceğiz. Videoyu orada bitireceğim. Ereğli var. Ülkemizde birçok Ereğli var biliyorsunuz. İşte onlardan bir tanesi Karamürsel ilçesindeki Ereğli beldesidir. Orada bahsediyorum. Bakın şu uç. Mesela orada da çok güzel bir plaj daha var. Bir bilinen plaj burada var. Bir de orada Ereğli de var. Birazdan oraya da gideceğiz. Zaten devamında da bakın Körfez de gözüküyor. Yani biz böyle doğuya doğru yürüdük. Kordon ne kadar uzun gördüğünüz gibi. Şurada bir kültür merkezi var. Altınkemer Kültür Merkezi. Yani Karamürsel değerlendirilmeli turistik anlamda. Yani biz İstanbulluların aslında çok gelip gittiği bir yer değildir. Ama umuyorum ki bu videomuz işe yarar. Zaten yapma nedenimiz de bu. Faydamız olsun istiyoruz. Keşfedilmemiş, bilinmeyen yerlere. O yüzden size de çok iş düşüyor. Paylaşmanız lazım. Rica ediyorum. Bol beğeni yapın. Bol yorum yazın. Zaten sorularınız olduğu zaman bana Instagram'dan da ulaşıyorsunuz. Can Günay 34'ten. Onda da bir sorun yok. İşte Karamürsel'de bir faydamız olsun istedik. Artık yavaş yavaş şöyle bir Ereğli'ye gidelim. Bakalım orada ne var? Veda edeceğiz. Şimdi Altınkemer Halk Plajı'ndan arabaya bindim. Ana yoldan Gölcük tarafına doğru devam ettim. Bir 10 dakika falan sonra Ereğli'ye ulaştım. Zaten Karamürsel'in bir tarafı Gölcük, bir tarafı Yalova biliyorsunuz. İşte Körfez'in altı. Buraya yürüyerek gelmeniz zor. Çünkü zaten Halk Plajı'ndan sonra kordon devam etmiyor. Arabayla gelin. Çok yakın ama. Ve direkt Ereğli diye yazarsanız zaten burası çıkıyor. Şimdi ülkemizde 4 tane Ereğli var demiştik. Onu iç kesimde anlatacağım. Ama biraz buradan bahsetmek istiyorum o genel anlatımdan önce. Şimdi bu taraftan geldim ben. Bakın. O kadar belli ki buranın dolgu olduğu, yani bulunduğumuz yerin dolgu olduğu ve şu gördüğünüz eski evler falan var ya, camisi vesaire, bunlar 100 yıllık evler, aslında bir nevi yalı evleri. Bak şu tarafa bakarsanız buradan da net anlarsınız, çok eski evler var restore edilmeye bekleyen. Birkaç tanesi restore edilmiş, şimdi onlardan birini göstereceğim ve çok enteresan. Şimdi Karamürsel ilçe merkezi daha böyle kışlık, doğuya doğru geldikçe önce Altınkemer ve sonra burası tam anlamıyla bir yazlık sayfa yeri. Çok enteresan ve Karadeniz kasabasına benziyor. O kadar çok lokanta var ki. Balık hali var mesela. Fotoğrafını çektim. Şimdi onu arkaya koyarım. Zaten İzmit'in de bilinen en büyük balıkçı merkezi burası. Ve o yüzden çok balık lokantası var. Hani öğleden sonra doldu herhalde, bir balık yiyip döneceğim. Öyle gözüküyor. Gelin şimdi şu iç kesme girelim. Çünkü burada Çıpalı Konak denilen bir eski evi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi güzel böyle bir tadilatla Millet Kıraathanesi diye açtı. Çok da iyi oldu ve bildiğim ve duyduğum kadarıyla burada halkla konuştum. Bunlar da restore edilecekmiş. Ve kazandırılıyor işte böyle, hem turizm hem yerel halk geliyor. Bak bizim gibi yerli turistler daha da gelecek. İnşallah az önce de söylediğim gibi faydamız olacak ve Karamürsel tanınacak. Ben Karamürsel'e bayıldım. Hani 20 küsur yıllık rehberim. Hani buraya çok yolumuz düşmedi. Daha önceki videolardan biliyorsunuz hani kendimizi daha Anadolu'ya adadık. Ama yani İstanbul ve civarında çok gelip YouTube'da yapamadık. Ama iyi ki gelmişim. Şimdi videoyu buranın da bir kordonu var ve buranın da bir plajı var. Ereğli'nin de orada bitirmek istiyorum ama az önce söz vermiştim. Ereğli. Nereden geliyor kelime? Herakliya'dan geliyor. Yani bizim bildiğimiz Herakles, Herkül. O kadar çok Herakliya adıyla anılan antik dönemden bu yana bu isimle kullanılan belde, bölge var ki Anadolu'da, bunların çoğu dilde döne döne Ereğli olmuş. Bizim bildiğimiz işte Tekirdağ'da var Marmara Ereğlisi aynı. Konya'da var Ereğli, aynı kelimeden gelme. Zonguldak'ta var Karadeniz Ereğlisi, aynı kelimeden gelme. Bu Ereğli de işte o Herakliya'dan geliyor ama burası belde, ilçe değil. Aslında bir mahalle. Karamürsel'e bağlı. Bir tane daha vardır. Hadi bir dipnot vereyim. Güzel bir bilgi vereyim. Trabzon'da Araklı var ya, Araklı ilçesi. O da Herakliya'dan gelme ama orada dilde tam yumuşamamış. Araklı olarak kalmış. Bu da enteresandır. Şimdi videoyu sonlandıracağız. Kordona gidiyoruz. Hadi bakalım. Geldik bir videonun daha sonuna. Burası da Ereğli'nin kordonu, bahsetmiştim ya. Burası da 5-6 kilometre falan var herhalde. Çünkü yolda hep mesafeler var. Hem bisiklet yolu hem yürüyüş yolu. İnsanlar burada yürüyor. Şurada da şahane gün batımı yazıyor. Tahmin ediyorum ki yazın burada günü batırmak çok keyifli olur. Çünkü batı şu tarafta kalıyor. Yani muhteşem bir manzara olur. Eminim ki denize batıyordur. İnşallah yazın geleceğiz. Yani gerçekten çok sevdim bu Ereğli. Yolda yürürken de böyle bir denizci kahvesi vardı. Video çektim, oturduk orada. Denizci abiler okey oynuyordu. Onlarla sohbet ettik. Neler neler öğrendim. Meğerse burada 1977 yılında Kadir İnanır film çekmiş. Filmin adı Alev. Necla Nazır, Hulusi Kentmen. Ve o filmde bile daha aslında dolgu olmadığını görüyorsunuz. Yani bayağı dolgu. Betonlaşmış maalesef o ana sahil kısmı. Eski fotoğraflar da var. Bak bulursan şimdi arka tarafa koyarım. Aslında işte bu dolgu olayı maalesef biraz çehreyi bozuyor ama yapacak da bir şey yok maalesef. İstanbul'da artık hep böyle oldu. Ama işte eski fotoğraflardan görüyoruz. En azından nostalji yapıyoruz. Bu kordonun adı da Kum Yalı. İşte yalılar varmış demek ki. Ve şurası 600 metre uzunluğunda bir plaj. Şimdi bak biz şu tepenin arkasından geldik. Altınkemer o taraftaydı hatırlarsanız. Ana yoldan geldim Ereğli'ye. Yani arada bir tepe var. Tepe köy var. Ve burası da Ereğli'nin plajı. Burada mavi bayrak yok sanırsam ama yazın eminim ki çok keyifli oluyordur. Uzun bir kumluk plaj. Ve artık veda zamanı geldi. Ereğli'den veda edeceğiz size. Güzel bir video oldu. Saat 6'ya geliyor. Gün birazdan batacak. Kış tabii. Dayanamadım. Oradaki abilerle de konuştum. Yani buraya gelmişken dedi balık yemeden gitme. Artık gidip şu sarı kanatta orada bir yemek yiyeceğim. Ben biliyorsunuz yemek yerken böyle paylaşmayı sevmiyorum. Bak sabah da kahvaltıda paylaşmadım. Hoşuma gitmiyor böyle şapur şupur. Ama sarı kanat yiyeceğim. Yorumlara yazarım. Hani merak ederseniz nasıl olduğunu yazarım. Fiyatı vesaire. Çünkü bitiriyorum artık videoyu. Çok keyif aldım. Karamürsel'i çok sevdim. İnşallah sizler de bu video vesilesiyle gelirsiniz. Dediğim gibi mutlaka paylaşın ki insanlar görsün. Zaten her zaman sorularınızı soruyorsunuz. Ben de elimden geldiğince yardımcı oluyorum. Osman Gazi Köprüsü'nden yemeğimi yedikten sonra İstanbul'a döneceğim. Şimdilik alasma aldık. Yeni bir YouTube videosuyla görüşeceğiz, devam edeceğiz. Hoşça kalın.